Bir de tabii yine hem çekiyorlar hem kapatıyorlardı. Evet tabii. Yani şu malzeme de benim hoşuma gidiyor. Benimle evli olduğunu zannedenler var, benimle sohbet ettiğini zannedenler var, benimle bir arkadaşlık oldu, arkadaş olduğunu zannedenler var. Sapkınlık derecesindeki sevgi herkese olduğu kadar beni de rahatsız ediyor. Evet, bu çok evet. normal bir şey. Çok tehlikeli. Bunun bir Abi, adı çok var. Erotomani yani. bunun adı. Öyle bir mi? tür bir tür şizofreni bu. Özellikle hem yani bütün e, müzisyenlerde de vardır, dizi oyuncularında da şurada da burada da vardır. Erotomani çok da tehlikelidir. Şizofreninin bir tür paranoyiş şizofreniye benzer. Şimdi atıp tutmayayım kafadan. E, birazdan zaten uzmanla da konuşuruz. Ama ee, bir tür şizofreni gibi bir şey bu erotomani. Çok tehlikeli abi ya. Evet. Ben çok şaşırdım yani. Şok oldum böyle. Yani senle uzun yıllar geçirdiğini düşünen evet, evet, evet. ama bu tabii ki hani dalga geçilecek bir şey değil ama. Değil. Yok ama bize ee... ben yalnız olmadığımı anlayınca biraz. Oha ha. dedim yalnız değilmişim. Herkes de var yani. Hani bu, ha, bir de ama bir de, de şeyler de var herkes. tabii yani etrafta böyle hava atanlar da vardır. Ha, Koray mı? Ben yattım onunla canım falan. Ha, olabilir yani. canım. Ya da işte bana borcu var falan. Ya da işte evet. bana evet. buraya konsere gelecek falan diyenler de var. Ya Onlar... Kendi akrabaları so... mı yapıyor abi? Evet. Yabancı yapsan ne <laughs> olacak? <yani>. Ya sosyal <laughs> galiba. Akrabağım Şimdi... oturuyor böyle. Ha, ha. Direkt. Ha akrabam. Ya diyor hayırsız çocuktur falan filan. Hiç daha oturup sohbet etmemişim yani. Ha. Ama akrabam. Şimdi e, Gökhan Çınar'la konuşacağız onu ama... Bir de galiba şey de çok ağırlaştı toplumda. Ee, böyle bir bu mitomani dediğimiz şeyin bir de e, sosyal hali. Hani nasıl şizofreni var, şizofrenik haller var. ya Şizofreni hastası değil ama şizofrenik davranıyor falan gibi. Böyle bir mitomani de var galiba. Koray'ı mı çok yakından tanırım. Bana borcu var falan gibi. E, hem e, ilgi ve onayı almanın bir yoluna dönüştü. Sosyal ortamda bu. E, Hı -hı. Bir... Ee, belki de gerçekten kendi ilişkisel e, becerileriyle beraber onay alamadığı zaman bazen bir patolojiyi, bir hastalığı taklit etmek gibi hem de bazen de Koray'ın dediği gibi ondan bir ilgi almanın yoluna da dönüşebilir. Ya, ya Birisi arada. mesela benimle evlenip boşandığını, çocuğu falan olduğunu falan söylemiş. Bunu tabii sosyal medya arkadaşımız var. O zamanlar albüm imzalamaya gidiyorduk işte mağazalara, müzik mağazasına. Bir çiçek geldi böyle işte arkadaşım dedi ki abi dedi birisi seninle evliymiş çocuğu evet. varmış otoparkta seni bekliyor dedi dedim ben mümkün değil inemem ben korkarım nasıl olacak o iş yani ben olsam gidip çocuğumu görürdüm ben <laughs> ben ben de ben e, <laughs> Abi Hazır işte, çocuk, yani beslemiş büyütmüş. Olsa da bakar. çocuk yok ortada işte çocuklar. Ha, çocuk yok en, abi çocuklar aşağı, Allah Allah ortada bir şey yok ki, Okan ha, abi. Yok. Evlensen bunu konuşurduk ya, yani. değil mi? Hayır, hayır, hayır olsun. <laughs> bir konu olurdu yani. yani i̇nsan es eski eşini görmeye gider. Değil mi ya? Yani? Ben, ben çok evlendim boşandım, ama ben onları hatırlıyorum tabii o kadar daha kafayı üşütmedim ama <laughs> yani. Ama çocukta bir tane var onu biliyorum ama çok tabii ya abi niye buralara giriyoruz? <laughs> ya, bak ben bir şey dedim mi? Benim önüme, benim önüme e, e, röportajlarından ilginç şeyleri e, koyuyorlar. Kimse de tamam, bana söylemiyor. Söyleyeyim ben söyleyeyim de bunu oğlum. ilk defa görüyorum Ne söylüyorsun? Konuyu toparlayayım. Bir şey, bir şey mi itiraf edecek şey Yok yok <laughs> hayır hayır olayı anlat hayır, anlatma bir şey için. anlatacak <laughs> bir şey yok. Ben laf olsun diye bunu e, konuşuyorum. Yani kanayan yarayı yani, diye koluya girmek istiyorum.